Kilem Nefes Kaleli oğlu için harika bir aile ortamı hazırlamıştır. Sosyal hizmetler görevlinin verdiği raporda da bu kanıtlanmıştır. Hakim Bey, sosyal hizmetler raporu bizim için de son derece olumludur. Ayrıca müvekkilim Vedat Sayar da Sürmeni'nin en saygın ailelerinden birinin kızı olan Nazar Dağdeviren'le nişanlanmıştır ve Yiğit'in geleceği için çok önemli adımlar atmıştır. Hakim Bey, avukat hanım Yiğit'in hangi geleceğinden bahsediyor acaba? Vedat Sayar Yiğit'i okula bile göndermemektedir. Yiğit hastaydı Hakim Bey. Doktor raporu dava dosyanıza sunulmuştu. Okula göndermemek gibi bir şey söz konusu değildir. Bu hafta okuluna başlayacak. Sayın Hakim, her iki taraf için verilen raporlara bakarsanız Yiğit'in annesiyle ne kadar mutlu olduğu sosyal hizmetler görevlilerince de belirtilmiştir. Yiğit, adli görüşme odasında mı şu an? Evet efendim, canlı bağlantı hazır. Sayın Hakim, Yiğit daha 7 yaşında bir çocuk. Onun için neyin iyi olduğunu bilemeyebilir. O yüzden kararda bunun etkili olmasına itiraz ediyoruz. 7-12 yaşında çocukların ne istediğini önemsiyoruz avukat hanım. Evet, bağlanalım lütfen. Ama burada benimle her şeyi açıkça konuşabilirsin. Bunu da biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Annenle baban birlikte yaşamıyorlar. Her ikisi de senin kendileriyle yaşamanı istiyor. Peki sen hangisiyle yaşamak istersin? Babamla yaşamak istiyorum. Susun. Mahkeme burası. Müvekkilinize sahip çıkın. Yoksa atarım dışarı. Yiğit'e niye babasıyla yaşamak istediğini soralım. Neden babamla yaşamak istiyorsun Yiğit? Yiğit, niçin babanla yaşamak istiyorsun? Burası neresi? Burası hapishane oğlum. Hapishane mi? Eskiden bizim evimiz de hapishaneydi ama hiç de böyle değildi. Annen öyle diyordu ama orası hapishane değildi Yiğit. Orası bizim yuvamızdı. Hapishane böyle bir yer işte. Ne kadar büyük duvarları var. İçeridekiler dışarı çıkamasın diyor. Bu çocuklar niye bekliyor burada? Onları da mı hapse atıyorlar? Hayır. Onlar annelerini görmek için bekliyorlar Yiğit. Çünkü anneleri hapiste. Yazık. Kim bilir annelerini ne kadar özlüyorlardır. Evet. Hem de aylarca bekliyorlar. Sadece 5 dakika görebilmek için oğlum. Ya gidelim buradan. Sevmedim burayı. Hem senden getirdin ki beni buraya. Seni buraya getirdim Yiğit. Çünkü avukat ablan dedi ki anneni hapse atabilirlermiş. Ne? Annem bir şey yapmadı ki. Anneden buraya atacaklarmış. Seni benden gizli kaçırmaya kalktı ya oğlum. Onu anlatacakmış avukat mahkemeye. Bir şey yapsan da söylemesin. Valla benim de elimden bir şey gelmiyor oğlum. Kanunlar böyle. Ama bak sana ne diyeceğim. Eğer benimle kalırsan ben de avukatı ikna edebilirim. Yani eğer pedagog ablana ben babamla kalmak istiyorum dersen Yiğit, o zaman annen de buraya girmez. Oğlum, annenin hapse girip girmemesi tamamen sana bağlı.
yaşamak istiyorsun? Anlatsana bize biraz. Anneciğim. Annem. Seni çok seviyorum. Ama babamla yaşamaya karar verdim. Böyle daha mutlu olacağım, tamam mı? Tamam, görüşmeyi sonlandıralım. Geriye düşünüldü. Yiğit Sayar'ın daimi velayetinin davacı Vedat Sayar'a verilmesine, davalı anne Nefes Kaleli'nin her hafta sonu oğluyla aynı şartlar altında görüşmesine temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Dava sona ermiştir. Geldi, evimize gidelim.